gelmişken biraz balık yemek istedik. Herkese yeniden merhaba. Uzun süredir video çekmiyordum. Hemen bugün bir tane başlatayım istedim. Uzun süredir çekmememin sebebi bahçeyle uğraşıyorduk. Bunu önceki videolarında söylemiştim. Bahçenin birkaç yeri yapılacak diye. Tamamen bahçeyi yeniledik. Onun videosu için uğraşıyorum aslında. Baştan sona kadar tadilatını falan veya son görünümünü çektim. Havaların güzel olacağını umut etmiştik ama havalar da çok kötü maalesef. Ama hayırlısı, hayırlısı böyleymiş diyelim. Burada bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün cuma, yarın cumartesi. Yarın çok sevdiğim bir ablama lahmacun yemeye davetliyiz. Bizim için lahmacunla açacak sağ olsun. Oraya gideceğiz. Ben de elimden geldiği kadar ona lumpia sarmak istedim. Lumpia Çin sigara böreği gibi bir şeydir. Ben Vietnam usulünden yaptım. Şimdi siz de onu yapmanı izleyin. Ben bu konuşmamı devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi lumpiyalarım bunlar. Bunlardan yarın götüreceğim. Dediğim gibi çok sevdiğim bir ablam. Onlar da gitmiyorlar bu sene izne. O yüzden çoktandır da görüşememiştik. Çağırdılar sağ olsunlar. Yani oraya gideceğiz. Onun için de dedim bir hafta sonu vlog gibi bir şey başlatayım. Şimdiden başlamış olalım. Şöyle bahçenin son halini gösterip hemen şöyle bir yarına geçeyim. Diye sabah olacak dedik. Oldu. Ertesi gün oldu. Umarım ışık güzel geliyordu. Şu anda güneşe oturdum. Bir haftadır, 10 gündür yaklaşık hiç güneş olmuyordu. Nihayet güneş yüzünü gösterdi. Ben de bahçeden size merhaba diyeyim istedim. Dün söylediğim gibi az sonra yemeğe gideceğiz, sohbete gideceğiz. Ama öncelikle size bahçemi göstereyim istedim. Biraz rüzgarlı. Umarım ses iyi geliyordur ama önce bir şu bahçemin yeni haliyle sizi baş başa bırakayım. Sonra görüşürüz. Şöyle burası arka tarafı. Gördüğünüz gibi burada oturma alanı yaptık. Şuraya şöyle bir poster astım ben. Önde şimdi şu sandalyeler var ama bunları aldıktan sonra daha güzel görünecek. Otururken alabiliyorsunuz. Buraya da bir ocak başı yaptık şöyle alçaktan. Üste asmalarım var. Burasına çardakka altı diye tasarladık oturuyoruz. Şurada gördüğünüz gibi burayı da güzelce kapatan nar ağacım var. Şöyle bahçemin toplamını gösterirsem de şimdilik bahçemiz böyle gördüğünüz gibi. Güneşli havalarda daha da zevkli oluyor burada oturması. Şu şekilde göstereyim. Bu frambuaz ağacı. Bahçe içilmiş veya balkonlar için, bahçeler için diye gösteriyor. Çok hoşuma gitti. Şuradan hatta görünüyorsa küçük küçük meyvelerinden çıkacak galiba. Bunu bekliyoruz. Narlarımız. Bu sene çok fazla çiçek verdi narımız ama tabii havalardan dolayı galiba hiçbirini vermeyecek. Şurada palmiyemiz ve gülümüz var.
Elmamı da göstereyim mi size? Komşular da uğraşıyor duyuyorsunuz tak tak. Umarım benim sesim de geliyordur. Baksanıza elmam büyüdü burada. Bunların sulanması gerekiyor. Geçenlerde bunları aldık. Şu kokan gül. Çok şahane kokuyor. Burayı bu şekilde yaptık. Az sonra da masamı yerleştireceğim. Hava bugün çok güzel. Evet. Şimdi biraz öğlen saati erken ama gitmek istedik. Orman yemyeşil olmuş. Değiştirdik. Sevdiğim bir ablam vardı. Onu oraya gidecektik. Dün de bahsetmiştim. Ama maalesef bazı durumlardan dolayı plan değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi bu ablamın kızına, yani kardeşim sayılan başka birine oraya gideceğiz. Bugünlük o şekilde geçirelim istedik. Çıkan probleme belki ileriki zamanlarda sizle paylaşırım. Ama bazen insanın en yakınını, kendine yaptığını başkası yapmıyor. Sadece bu kadarını söyleyeyim size. Gerisini siz anlarsınız zaten. Neyse, en azından yalnız değiliz. Biz şimdi oraya gidelim. Fırsatım olursa orada da çekerim sizlere. Olmazsa az sonra tekrardan görüşeceğiz zaten. Biz geldik. Böyle gördüğünüz gibi yepyeni çok güzel bir ev. Merhaba Melisa. Daha yeni taşınıyordu. Yazık, biz çat kapı yaptık biraz. O yüzden baskın basınındır. Şöyle bahçeyi göstereyim. 2 dakika. Çok tatlı, şirin bir bahçesi var. Şöyle bir bahçeyi göstereyim. Şansımıza da hava çok güzel. Güneşli bugün. Şöyle çok şirin bir oturma alanı var. Şu taşlar yerdeki benim çok hoşuma gitti. Şuraya yuvarlak bir masa konup şurada çiçekler asıldığında çok tatlı olur. Evet. Çok güzel. Dediğim gibi biraz çat kapı yapmış olduk ama yeni taşınıyorlar. Şöyle tekrardan içeri girelim. Kahvemizi içelim. Merhaba. Şöyle 2 dakika mutfağı da göstereyim. Sonra ev turunu bir ara yaparız. Çok tatlı. Benim çok hoşuma gitti bu mutfak. Evet, biz şimdi sohbetimize devam edelim. Az sonra görüşürüz. Bak, muhabbet kuşu Melisa. Beyti. Tamam, biliyorsun, biliyorum. Şöyle bak, yapamadım da. Merhaba de o zaman. Demeyecek misin? 2007 model. Tamam. Biz şimdi eve gidiyoruz. Orada çiçeklerle uğraşacağım tahminimce biraz. Hava daha güzelken onun tadını çıkartayım diye. Aslında ev turu çektik oradan. Şöyle bir etrafı da göstereyim diye. Burayı da gösteriyorum size. Ev turu da çektik ama sonradan anlaştık. Ev yerleştikten sonra öncesi ve sonrası yapacağız. Onun için ev turunu bu videoda göstermeyeceğim sizlere. O yüzden şimdi videonun devamı için. Ama bu tarafa kadar gelmişken biraz balık yemek istedik. Buranın balığı meşhur aslında. Her yerde tabii ki balık var ama burada daha şey. O yüzden balık yiyelim diye buraya geldik. Havanın da güzel olmasıyla birlikte. Buradayız yani. Ondan sonra da eve geçeceğiz muhtemelen. Orada videomuzu devam ederiz. Az sonra görüşürüz. Balıklarımız geldi. Bize afiyet olsun. Kuşlar da burada bekliyor. Melisa'cığım, kuşlara pisi pisi denmez ama annem. Hayır. Neydi kuşu pisi pisi diyorsun? Yiyor mu bari? Çok yiyor. Ya hepsi beğenmiş değil mi? Kendin de yemeyi unutma, tamam mı? Geldik. Ben daha hava biraz daha aydınlık ve sıcak diye, hani rüzgarlama, biraz da bitkilerimle uğraşmak istedim. O yüzden şimdi birkaç tane ağaç çiçek almıştık. Onları yeni saksılarına geçireceğim. Domates fidelerim vardı. Onlar da büyüdüler. Onları da böyle büyük büyük şeylere geçireceğim. Biraz moral olsun. Biraz toprak ellemek iyidir. Ben şimdi onlarla uğraşayım. Böylelikle bugünü bu şekilde kapatmış oluruz. Büyük ihtimal bugün maalesef bazı sebeplerden dolayı devam edemeyen lahmacun günümüzü
yarın yapacağız. Ablam dediğim gibi, ablam diyeceğim artık çünkü ablam kadar sevdiğim bir kişi kendisi. Yarın onlar gelmeye karar verdiler, sağ olsunlar. Gelecekler artık, bu yarın da bizim orada yapacağız. O yüzden bugün çiçeklerimle uğraşmak için biraz fırsat var bende. Hadi bakalım neler yapacağız. Ustamıza akşam çayı. Çay getirdim sana. Nereye koyayım? Şuraya koyuyorum. Daha çok mu işin? Toparlıyorum artık. Yani. Yavaş yavaş. Okay. Kolay gelsin. Havaların da güzel olmasıyla hala dışarıda uğraşılıyor. Artık içeri girdim ben. Size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle. Şu dört, oy düşürüyordum. Çay torbalarımı göstereceğim sizlere. Bunlar, burada benim Türk çaylarım var. Böyle açıkta. Bunları istediğim şekilde karıştırıyorum böyle. Böyle bir tane Rize çayım var. Bir tane de şu anda göremediğim bir de böyle siyah çay olan var. Türk çayının bir değişiği. Daha güzel dem veriyor. Şöyle şu büyüklerden onlar da. Onları böyle bunun içine karıştırıyorum ben. Ve bu şekilde torbalara koyup demlemesi çok daha kolay oluyor bu şekilde. Bir de temizlemesi, demliğin de çok kolay oluyor. Şöyle 3'te 1'ini yaklaşık dolduruyorum. Bağlıyorum ağzına şu şekilde. Ve bu bayağı bir demlik olarak idare ediyor bizi. Böyle bunlar büyükleri. İçinde 100 tane var. Yaklaşık 2,5 euroya getirdim bunları. Bir de böyle küçük boyları var. Şöyle yan yana koyarsam bir de küçük boyları var şöyle. Bunları da bu da yaklaşık 1,5 euroydu. İçinde gene 100 tane vardı. Dediğim gibi böyle çok kolay oluyor. Ben şöyle televizyonun karşısına geçiyorum. Bütün böyle şunun içindekiler bitinceye kadar yaklaşık hepsini dolduruyorum böyle otururken. Uzun süre Türk çayı keyfini böyle poşette içebiliyoruz. Ve artık pazar gününe geldik. Emin ablam başladı şeyleri yapmaya, lahmacunları yapmaya. Sağ olsun her şeyi zaten getirmişti. Buralarını sessiz çekiyorum çünkü biz arada muhabbet yaptık. O şekilde. Burada gördüğünüz gibi lahmacunlarımızı açıyoruz. Bir yandan açıyoruz, bir yandan pişiriyoruz. Pişirme görevi bugün bendeydi. O yüzden ablam açtı. Güzelce etlerini yerleştirdi. Ben de pişirmesini yaptım. Yemek konusunda Emine ablam gerçekten çok marifetlidir. Çok güzel tarifleri var. O yüzden sizlere onun tariflerinden vermeye çalışacağım ileriki zamanlarda. Hatta ilk videolarımdan biri olan şeker kurabiye gibi bir kurabiye vardı. O da onun tarifidir zaten. Bu lahmacunun tarifini de hatta sonunda yaptığımız bazlamanın tarifini de sizlere vereceğim. Biz kalabalık olduğumuz için bayağı bir fazla yaptık. Burada mis gibi de pişirdik. Şimdi artık günün devamı için devam edelim. Yaptık hepsini. Şurada masanın üstünde doldurduk. Şimdi hepsinin yeme zamanı. Şöyle bir kameraman rica edeyim ben. Çekiversin bir. Hepsimiz. İnşallah bir günde tarifiyle video çekeriz. Yumuşacık. Çıtır. İlk partide lahmacunumuz pişti ve şimdi yemeğe geçeceğiz. Hatta şöyle soframı göstereyim. Burada lahmacunlarımız var. Mis gibi piştiler. Burada da hep beraber artık sofraya geçeceğiz. Size afiyet olsun. Az sonra tekrardan çekmemize devam. Misafirlerimizi gönderdik. Şimdi ben kalan lahmacunları şu şekilde paketleyip difrize atacağım. Sonra ısıtıp ısıtıp yeriz. Kalan hamurdan da böyle ekmekler yaptık. Bazlamalar. Şöyle göstereyim. Bunların tariflerini mutlaka sizin için alacağım. Emre ablama da yaptırtacağım sizin için. Gördüğünüz gibi böyle mis gibi yumuşacık. Hepsinin tarifini alacağım sizler için. Şimdi bunlardan difrizine kaldırayım. Ortalığı biraz toplayayım. Muhtemelen bugünü böyle bitiririm.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir hafta sonu vlog olsun istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yakında airfryer tarifi videom var bir tane. Şipşak. Muhtemelen yarın onu çekeceğim sizler için. Bunu mu önce yayınlarım, onu mu önce yayınlarım bilmiyorum. Ama tekrardan çekimlere başlıyoruz. Çünkü izin yoksa madem çekim yapalım. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.